Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimdeki iplerden size bir model yapacağım. Modelimizin ismi arkadaşlar bu şekilde mor salkımlar. Evet arkadaşlar. Oyamızın ismi mor salkımlar. Çünkü bu mor renkli salkımları temsil ediyor. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şekilde de pıtırcıklı bir ara su yaptım. Bu şekilde buranın pıtırcıklarına uygun olması için. Modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar Tığ battılarımızı hazırladık her zamanki gibi ikişer zincir çekerek ve bu 7 tane de pıtırcıklara suyumuzdan verdik en fazla arkadaşlar 10 sizler için 10 en iyisi en müsafisi bu şekilde Tığ battımıza sık iğne ile girdik ilk başlarken İki zincirimizi çekip bir defa doluyoruz yandaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yapıyoruz 4 zincir kapatıyorum bu şekilde. İki zincir çekip hemen yandaki tığ battım arkadaşlar bu şekilde kapattım. Tekrar iki zincir bir defa doluyorum. Tığ battıma girip iki iki alıyorum. Dört zincirle tepesine tomurcuğumu yapıyorum. İki zincir çekip tığ battıma giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar ara suyunu veriyoruz. Şimdi buraya dört tane arkadaşlar tığ battı yapıyoruz. İki zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. İki zincir yandaki tığ battıya. Bu şekilde giriyorum. 4 tane dediğim gibi yapıyoruz. 2 zincir kapattım buraya. İki zincir kapatıyorum buraya. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 tane tığ battım hazır 10 tane zincir çekiyorum ve ters tarafına dönüp 3. tığ battımın içine arkadaşlar bir tane bırakıyoruz bu pıtırcıklı trabzanımızın yanına ve buraya sık iğne ile 10 zincirimi tutturup yuva yapıyorum 2 zincir çekip döndüm arkadaşlar bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 olarak alıp buraya bir trabzan yaptım. Yaprak yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3 oldu. 2 defa doladım. 2, 2, 2. 2 defa doladım. Tekrar yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane trabzan yaptım. Şimdi 3 defa doluyorum. Sonuncu trabzanımızı 1, 2, 2. 2 2 bu sık iğnemiz için trabzan ve 4 zincir kapattım buraya bu şekilde 6 tane buraya sık iğne yapıyorum son trabzanımın içine 2 3 4 5 6 7 sığdı arkadaşlar 7 olsun o zaman 8. de bu şekilde yuvada yapıyorum yaprağım hazır ve 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar buraya yuva olarak salkımlarım için 3 zincir yaptım tekrar 2 zincir çekiyorum bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 aldım aynı bu yaprağın aynısını karşıya yapıyoruz bir defa doladım 3 seferde trabzan 2 defa doluyorum 2 2 2 alarak bu sefer 3 seferde trabzan tekrar 2 defa dolayıp 1 2 2 alarak 4 seferde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya 4 tane 2 4 5 tane trabzanımız oldu. 3 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 2 2 2, 2 alarak şu sık iğneli trabzanımızı yapacağız. 4 tane zincir çekiyorum. Kapattım buraya. Ve buraya da 7 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 ve 7 8. idi arkadaşlar. Yuvada ana yuvada yapıyorum. Bu şekilde yapraklarım hazır arkadaşlar ve ortadaki yuva. Hemen buradaki tığ battının içine kapatıp tığ battı seviyesini inmiş oluyoruz arkadaşlar sık iğne ile. Ve yine buraya da iki zincir çekip tığ battı yapıyoruz. İki zincir çekip tığ battı yapıyoruz. İki zincir çekip yaptığımız bu pıtırcıklı tomurcuklu trabzanlardan arkadaşlar yine buraya 10 tane yapıyoruz. İki yaprak arasına, iki çiçek arasına 10 tane bu trabzanlardan yapıyoruz. 4 zincir yaptığım trabzana kapattım. 2 zincir hemen yandaki tığ battının içine iki zincirimi sık iğne ile kapattım. Bu şekilde pıtırcıklarımız oluyor arkadaşlar. Trabzan yaptım. 4 zincir kapattım buraya. 2 zincir yandaki tığ battıya girdim. 1 2 zincir bir defa doluyorum. Hemen arkadaşlar yandaki tığ battıya 2 2 kapattım. Dediğim gibi arkadaşlar bu pıtırcıklı trabzanlardan 10 tane yapıyoruz. Benim örnek amaçlı olduğu için arkadaşlar burada koparıyorum. Bir zincir çektim. İpimi koparacağım. Bu şekilde arkadaşlar siz ara mesafesini bu kadar vereceksiniz. Normal olan bu. Bu örnek amaçlı olduğu için kısa da bırakıyorum. Şimdi mor salkımlarımızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu iki yaprağın arasına 3 zincirden yuva yapmıştım. Hilal rengimi buradan 3 zincirimin arasından girip sık iğne ile tutturuyorum buraya. 1, 2, 3 zincir bir yuva yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir buraya da ikinci yuvamı yaptım. 2 tane arkadaşlar 3 zincirli yuva yaptık. 4 zincir çekiyorum ve ilk yuvamın içine buraya kapatıyorum 1 2 3 zincir ikinci 3 zincirli yuvamın içine kapatıyorum tekrar 3 zincir aynı yuvanın içine tekrar batıyorum burada çoğaltıyorum arkadaşlar 1 2 3, 4 zincir. Dönüşlerde 4 zincir arkadaşlar. Hemen ilk yuvamın içine kapattım. 3 zincir buraya bu şekilde kapattım. Her yuvanın içine arkadaşlar 3 zincir çekip batıyorum. Sonra gelince tekrar buraya 3 zincirimi çekip kapatıyorum. Ve burada yuvamızı çoğaltmış oluyoruz köşelerde bu şekilde. Yine 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı hemen ilk yuvanın içine girip kapattım. 1 3 zincir. Sıradaki yuvama kapatıyorum. 3 zincir. Sıradaki yuvama kapatıyorum. 3 zincir. Yine sona geldim arkadaşlar. Buraya tekrar bir tane daha batıyorum. Ve kapatıyorum. 2 ile başladığımız yuvamız 5 oldu. 3 ve 4. Döndüm arkadaşlar. Buraya köşeye ilk yuvaya kapattım 1. 3 zincir, yandaki yuvaya kapattım 2. 3 zincir, yandaki yuvaya kapattım 3. 3 zincir, yandaki yuvaya kapattım 4. 3 zincir yandaki yuvaya kapattım ve yine arkadaşlar en sona geldim 5 olan yuvam 3 zincirle aynı yuvaya tekrar kapatıyorum 6 oldu Evet arkadaşlar 7'ye kadar yuvamızı çoğaltıp ipimizi koparacağız bu şekilde döndüm bu çoğalttığımız yuvanın içine girdim arkadaşlar 2 3 zincir girdim yuvaya 1 2 3 zincir. Sıradaki yuvama 3 zincir 3 zincir kapatıyorum arkadaşlar yuvalarımın içine 3 zincirimi. Evet arkadaşlar sayalım 2 4 6. Bir tane daha arkadaşlar 3 zincir çekip aynı yuvanın içine sondaki yuvanın içine giriyorum bir zincirimi çektim ipimi kopardım Evet arkadaşlar bu şekilde açık rengimizle yuvamızı yaptık şimdi koyu rengimizle bu salkımlarımızı yapacağız Evet arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi salkımlarını yapalım buradaki ilk yuvanın içine bir sık iğne ile giriyorum ve ipimi tığıma şey yuvama tutturdum Şimdi arkadaşlar buraya için bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girip 2 2 olarak aldım. Buraya küçük bir trabzan yaptım. 2 3 4 5 6 Yapmış olduğum bu trabzanımızın içine arkadaşlar bu 6 zincirimi kirpik olarak girdim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım yuvaya girip 2 2 olarak aldım. Yine bir trabzan yaptık. Trabzanımızın içine 6 zincir buradaki ikinci trabzanımıza da 6 zincirli kirpik yaptık. Bir zincir bir defa doluyorum arkadaşlar. Trabzanın içine girip 2 2 olarak alıp bir trabzan yapıyorum. 4 5 6 zincir son yaptığım trabzanımın arasına girip arkadaşlar bu şekilde kapattım 3 tane arkadaşlar bu şekilde trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum bir defa doluyorum yine aynı trabzan içine girdim 2 2 olarak bir trabzan yaptım bu sonuncu trabzanımız arkadaşlar buraya 6 tane zincir çekerek 3 tane kirpik yapacağız 6 zincir yuvaya girdim buraya bu şekilde. Kapattım kirpiğimi. 6 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Kapattım kirpiğimi. 2 oldu kirpiğim. 6 zincir. Bu şekilde kapatıyorum. Bir alttaki yuvaya iniyorum bu şekilde. bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Bu şekilde indiğim yuvaya kapatıyorum kirpik olarak arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar bir alta bir sık iğne ile inip 6 tane zincir çekerek bu mor salkımları yapıyoruz. 6 zincir. Sık iğne ile indiğim yere bir de kirpik yapıyorum arkadaşlar. İki oldu. Sonuncu trabzanıma da sık iğne ile indim. Bu şekilde. Oraya da altı zincir ve yuvasına girip kirpiğimi kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra bu açık renkli yuvaya tekrar bir sıkı iğne ile iniyorum. Lila rengime. Evet arkadaşlar bu şekilde salkımın biri hazır ve bir zincir çekiyorum sıradaki açık renkli lila renkli yuvama girdim bir zincir çektim bir yanındakine girdim şimdi arkadaşlar bura ortada bir tane lila rengimiz boş kalacak ikinciye yapacağız bir buraya yaptım ilk baş köşeye ortadaki lila rengimiz boş şimdi de üçüncüye aynı şekilde salkımımızı yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Buraya bir trabzan yaptım. 4 5 ve 6. Alt. 6 tane zincirimi buradaki trabzanımın içerisine arkadaşlar bu şekilde bakın. Şuradaki araya giriyorum. Hiç tel almayın arkadaşlar. Kirpik yaptım bir zincir bir defa doluyorum yine 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum 6 zincir girdim trabzanıma kapattım buraya bir zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 6 zincir Buradaki trabzan arama girip kapattım. 3. Bir zincir çektim. Bir defa doladığım yuvaya girdim. 2. 2 olarak aldım. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane kirpik yaptıktan sonra sonuncu trabzanıma 4. trabzanıma 6 zincir çekerek 3 tane kirpik yapıyorum. 6 zincir kapattım buraya. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar ikinci kirpik olarak. 3 4 5 6 zincir. Bu şekilde 3 tane kirpik yaptım. Bir alta iniyorum sık iğne ile. Şimdi arkadaşlar yine 6 zincir. Kirpiğimle kapatıyorum şekilde. Bir alt iniyorum. Sık iğne ile altı zincir. Kapattım buraya. Bir alt iniyorum. Sık iğne ile. Kapatıyorum buraya. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ikinci salkımımız da hazır yine arkadaşlar ana bu lila rengi yani ilk yapışladığımız yuvaya indiğimiz sık iğne ile bir zincir çektim yanındakine bir zincir çektim bu şekilde bir yanındakine. yani arada bir tane arkadaşlar boş lila bırakıp bu şekilde öbür yanındaki lila renkli yuvanın içine yine bu salkımdan yapacağız Burayı boş bırakıp arkadaşlar şu sondaki yuvanın içine bir salkım daha yapacağız. Toplam bu salkımlardan 4 tane olacak. Bunları da ben yapayım arkadaşlar. Aynı şekilde nasıl olsa vaktiniz fazla gitmesin. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi tohum kısmına atmaya. Gördüğünüz gibi bu 3 zincir çekip yeşil yuva yapmıştık. Üzerine mor yuvalar yapmıştık. Oraya girdim bu şekilde aradan. Sık iğne ile ipimi tığıma tutturdum. Bir zincir çektim. Bir defa doluyorum ve buraya arkadaşlar 2 2 alarak trabzan yaptım. Tekrar aynı yerden 2 iki alarak 3. trabzanımı yaptım. Tekrar bir defa doluyorum arkadaşlar ve hemen yanındaki iki tane yuvaydı zaten. Yanındaki morun arasından bu şekilde girerek 2 tane de buraya yapacağım buranın tohumunu arkadaşlar toplamda 5'e çıkaracağız aynı yere tekrar girip çıkıyorum Evet 5 tane yaptık bir tane zincir çekip dönüyorum bu şekilde ve bir tane atlayıp ikinci sık iğneme giriyorum hemen yanındaki trabzan tepesine girip sık iğnemi yapıyorum hemen sondaki arkadaşlar bu şekilde trabzan tepesine girip sık iğne yapıyorum bir zincir çektim yine yanındakini değil bir sonraki arkadaşlar sık iğneye giriyorum ki bu şekilde eksiltme işlemini yapıyoruz 3 tekrar bir zincir çekip döndüm 1 2 bir zincir çekiyorum, dönüyorum, bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim arkadaşlar, ipimi kopardım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar iplerimizi yakıp gelelim. Evet arkadaşlar tohumunu da attık bu şekilde buraya. Şöyle ütüyle sıcak değdiği zaman da daha iyi yapışacaktır arkadaşlar bu şekilde. Salkınlarımızın modeli. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar gerçekten. İsterseniz mevlüt örtülerinizi de yapabilirsiniz bu şekilde. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.